Konumuz şans faktörü. Öncelikle şunu belirtmem gerekiyor ki atandım. Tekirdağ Şarköy'e ve birkaç gün içerisinde bütün hazırlıkları tamamlayıp yola çıkmamız gerekiyor. Hatta ne birkaç günü bugün ayın kaçı 10 Nisan 11 Nisan gibi işte yarın sabah hatta bu sabah oluyor işte yani gece yarısından sonra yola çıkmamız gerekiyor. Çok sıkıntılı durumlar var yani biz atandık ama bütün otobüs seferleri iptal edildi uçaklar yok herkes kendi özel arabasıyla gitmek zorunda. Özel arabayla giderken yani yanındaki insanlar için izin gerçekten çok sorun oluyor hani benim için izin falan gerekmiyor tabi hani atandı ben gösterip geçebiliyorum. Onda sorun yok. Yanımda benle birlikte gelecek olan babam. Gelmesi gerekiyor birisinin. Tek başıma gidilir ama yani arabam yok. Babam geri dönmesi gerekiyor. O kronik hasta olduğu için ona izin çıkmıyor. Artık bilmiyorum yani nasıl bir yol bulunacak hiçbir fikrim yok. En geç haftaya Cuma günü de yani bize 9 gün kadar bir süre verdiler. Ve en geç bu tarihe kadar bütün evraklarınızla gelip başlamanız gerekiyor dendi. Bilmiyorum neler olacak. Bakanlığa bu durumu ilettik. Aradım işte bir Kaç yerden yazdım yazılı olarak verdik ama yeterli sürede geri dönüş yapılabileceğini zannetmiyorum. Çünkü zaman çok kısıtlı. Hani bu durumda ne yapabiliriz gibisinden. Çünkü herkesin özel araçla gitmesi gerekiyor. Maalesef herkesin özel aracı yok. Hani çok şükür ki yine bizim özel aracımız var. Bir şekilde gidilir. Ama hiç arabası olmayan insanlar hani ne yapacak bu konuda çalışma var mı? Hani ondan da haberimiz yok. Herhangi bir açıklama gelmedi. O yüzden bu videoyu belki de bayağı bir son videom olabilir. Yani son Uzun zaman bir video yükleyemeyebilirim. Neyin ne olacağı belli değil çünkü gittiğimde orada yurtta bir yurt ayarlandığı söylendi. Orada kalabileceğim söylendi. Hani orada internet bulabilir miyim, bulamaz mıyım? Bilgisayarı orada yani kullanabilir miyim? Yani hiçbir şey belli değil. O yüzden bunu son video olarak <laughs> ben kaydediyorum. Erken zamanda yüklersem çok daha güzel olur. Her şey düzelmiş olduğunda da yükleyebilirim. Hiç sorun değil. Çünkü yani bu zamanlardan da bir anı olarak bunların kalmasını istiyorum. Şans faktöründen bahsedeceğim dedim. Kendimden de örnek vereceğim aslında. Çünkü benim şu anda atanmamı tamamen böyle benim şansıma bağlayanlar da oldu. Korona çıktı da öyle atandı. Yoksa atanamazdı falan tarzında böyle komik komik şeyler. Şimdi şöyle bir durum var. Şans faktörü gerçekten çalışanın ayağına dolanıyor. Bir söz vardı şu an hatırlayamadım. Eğer siz hazır değilseniz konu için ne kadar şanslı olursanız olun. Hiç hiçbir şekilde işinize yarayan şeyler olmayacaktır. Bu herkes için geçerli. Eğer siz hazırsanız, yeterli çalışmayı yaptıysanız uygun zaman ve şart geldiğinde sizin işinize yarayacak şeyler olacaktır. Ve bunu da etraftakiler şans olarak nitelendirebilir. Hiç önemli değil. Önemli olan kazanmak, başarmak. Şu anda görünen dışarıdan bakınca sadece atanmış olduğum ama onun öncesindeki çalışmalar, evde benim saatleri geçirmem, dershaneye bile gitmeden evde tek başıma internet üzerinden çalışarak kendi sorularımı çözerek deneme gerçi çözmedim bu da verim eksikliğim. Deneme pek çözemedim, çözmedim. Ben genellikle konu ağırlıklı çalıştım hep. Olsun. Sonuç olarak ben hedefime ulaştım. Çok şükür ki atandığım yer uzun zamandır istediğim bir yerdi ve hani hep de ben o şekilde bir yerde yani hayatımı sürdürmeyi düşünmüştüm. Büyük şehirlerde yaşadım, Kayseri'de yaşadım, Hatay'da yaşadım. Beğenmiyorum. Yani yaşantı o büyük şehir yaşantısı çok da böyle bana göre değil. Öyle söyleyeyim. Yani küçük olacak. Ben her yere her istediğim zaman ulaşabileceğim, gideceğim, geleceğim. Yani hiç sorun değil. Hani çok büyük marketleri, AVM'leri bilmem neler olması umurumda değil. Zaten nefret ederim ben öyle kalabalık yerlerden, o yerlerde gezmekten, tozmaktan falan zaman geçirmekten. Ben daha çok evimde kafamı dinleyen, kitabını okuyan, internetten araştırmasını yapan çok bir ihtiyacı olursa o zaman markete giden bir insan. Yani o yüzden büyük şehir yaşantısı hiç bana göre değil. Yani ben 1-2 saatimi öyle yollarda falan geçiremem. Zaten İstanbul Ankara gibi büyük şehirlerde başta ben de kafadan elenmişti. Hiç tercihlere bile yazmadım zaten oraları. İlk tercihimde Tekirdağ, Şarköy vardı. Tam da konum olarak, yaşantı olarak istediğim bir yerdi. Öncesinde araştırmalar yapmıştım. Küçük bir ilçe ama turistik bir ilçe. Denizi var, çeşitli imkanları var. Yani marketleri falan ya tabii ki var. Hani bir büyük bir şey değil. Ya, tabii Tekirdağ sonuçta büyük şehir ama benim yaşayacağım yer küçük bir ilçe. Tam da istediğim gibi oldu. Çünkü İstanbul'a çok yakın. Yani zaten Tekirdağ'ın merkezine de yani aynı mesafede hemen hemen neredeyse. Yani bir ihtiyacım olduğu zaman büyük şehirden, İstanbul'dan, farklı yerlerden çok kolay bir şekilde arabaya binip gidebilirim. 1-2 saat içerisinde hadi 3 saat olsun. Çok uzak bir mesafe değil. Şu andan internetten uzaktan yaptığım araştırmalara göre de hatta şeyden Google haritalardan falan da gezdim orada bütün <laughs> mahallelerinde, sokaklarında. Daha önce hiç gitmedim çünkü o taraflara. Benim için çok uygun bir yer. Yani bisiklet yolu bile var. Tam böyle arayıp da bulamayacağım medeniyet. O yüzden de çok da mutlu oldum bu sonuçtan. Umarım oraya gittiğimde de çok harika insanlarla, çok güzel işler, hayırlı işler yapabilirim. İnsanlara faydam çok fazla fazla dokunur umarım. Temennimiz bu yönde. İstediğim gibi oldu. Çok mutluyum. Bu biraz YouTube'u aksatmama nedeni olabilir. Belki. Bilmiyorum. Yani şu anda bir şey söylemek gerçekten çok zor. Belki de çok daha fazla da içerik yükleyebilirim. Çünkü gittiğimde iki hafta kadar karantinaya alınabilirim. Önlem amaçlı. Herhangi bir şey varsa gibisinden hemen çalıştırmaya da bilirler. Ama o iki haftalık süreçte yani odada yatarken sürekli videoda üretebilirim eğer internet olursa. İnternet olmasa zaten kitap gömüleceğim mecburen. Yani yapacak hiçbir şey yok. Yani koronanın olması tabii ki çok kötü. Sağlık personeline zaten önceden de çok çok ihtiyaç vardı. Ancak bu göz ardı ediliyordu. Yani 8 kişilik serviste 3 kişi çalışıyordu. Çevirin kardeşim 3 kişi deniyordu. Şu anda koronanın olması sebebiyle çok büyük bir e, maalesef ki hastanelere yoğunluk yaşanmamıştı ve artık o 8 kişilik servisi yani 8 kişinin personelini yani bir serviste 8 personel çevirebiliyorken o serviste 3 personelle çevrilmeye çalışıyordu. Yani 8 kişi dediğim hasta sayısı değil çalışan sayısı. Şimdi o 3 kişi yetmemeye başladı. Çünkü çok daha bir böyle yoğunluk oldu. Öyle olunca da mecbur kaldılar yani personel almaya. O şekilde de ben de atanmış oldum. Ama bu yani tamamen benim şansımdan değil. Öncesinde yaptığım çalışmalardan. Çünkü ben en sonuncu atamadı. Bundan bir önceki atamada korona falan ortaya çıkmadan ki önceki atamada 0,4 puan gibi bir çok küçük puanla böyle sınırda kalmıştım ve bundan sonra atama yapılmayacak dendi. Ben de hani Dedim yani yapacak bir şey yok ve oturdum ben hatta KPSS kitapları aldım tekrardan yeniden başladım. Hatta tarih işte matematik falan hepsinin de bu işte şeylerin ilk ünitelerini bitirdim yani bayağı işte hem dinledim hem işte çözdüm bütün sorularını falan derken sonradan Sayın Bakan açıklama yaptı ki işte 18 bin işte sağlık personeli alınacaktır falan deyince ben dedim bir he tamam zaten ben hani sınırda kalmıştım. Yani bu sefer gidilir. Yani yüksek bir ihtimalle inşallah. Ve öyle de oldu. Çok istediğim bir yerde oldu. Çok da memnun oldum bu durumdan, bu sonuçtan. Umarım orada da sizlere faydalı videolar çekebilmeye, sizler için projeler yapmaya devam edebilirim. YouTube'u bırakmayı düşünmüyorum. Bu kamera bana ait değil. Burada ailemle bırakacağım. Bundan sonraki videoların kalitesi o yüzden düşecek. Bunun için şimdiden çok özür diliyorum. Çünkü telefonla çekmem gerekecek. Telefonda yeterli hafız olmadığı için orada görüntü kalitesini düşürmem gerekecek. Yapacağız bir şekilde yapacağız. Bir şeyler ayarlayacağız bakalım. En en kısa sürede çözümlemeye, eski kaliteye ulaşmaya çalışacağız. Söyleyeceklerim şimdilik bu kadar. Şans faktörünü beklemeyin. Kendiniz çalışın. Uygun şartlar sağlandığında sanki siz şanslıymışsınız gibi bir şeyler olur. Bir şeylere başarırsınız, ne istiyorsanız. Her ne istiyorsanız gönlünüze göre olsun. Çalışmalarınızın karşılığını umarım en kısa sürede, en iyi şekilde alırsınız siz de benim gibi. Üstünüzü başınızı yırtmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.